Sisli-Oba köyüne yaptığım gezi sırasında değişik konularla ilgili değişik videolar çektim. Bunları izliyorsunuz. Bu da Sisli-Oba köyündeki kısa bir turla ilgili videom. İyi seyirler. Tavuklarımız var. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Oradan köye giriş yapılıyor. Şimdi biz şuradan şöyle yürüyelim. Çok güzel eski evler var. Eski Bulgar köyü. Görüyorsunuz ev yıkıldı, yıkılacak ama içinde insanlar oturuyorlar. Tabii bizim köylerimiz gibi. Göç vermiş köy. Genç yok. Emekliler var. Dışarıdan gelen insanlar var. Mesela şöyle bir yukarı çıkalım bakalım. Burada bir şey var mı? İlgimizi çekecek eski bir ev falan. Bakın burada yine çok eski bir ev var. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş bulduk. Burada yine çok eski bir ev var. Merhabalar, kolay gelsin. Ne güzel bir ev var. Öyle. Karşıda Sisli-Oba Camisi var. Bunu da çekelim. Burası camimiz. Sisli-Oba Camisi. Burada tezgahlar var. Şimdi kapalı tabi. Cumartesi, pazar bu tezgahlar doluyor. Burada köylü kadınları, köylü esnafı tezgah açıyor. Burada ekşi mayalı köy ekmeği yapılıyor. Burası köy kahvemiz. Burada köy ekmeği yapılıyor, satılıyor. Burası yine eski bir ev ama yıkılmış gördüğünüz gibi. Merhabalar, kolay gelsin. Burası bakkalımız. Köy böyle gidiyor. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Bu büyük kavak, bunlar ne? Böğürtlen. Hmm.
Burada böyle eski evlerimiz var böyle. İşte burada da bir tezgah açılmış. Aslında köy meydanından genelde satış yapılıyor ama bu taraftan da geliş var. Bu da artık doğanın içinde kaybolmuş ev. Gördüğünüz gibi bu taraftan geliş. Şimdi biz buradan çıkış yapacağız. Burada eski evler var. Çok enteresan, şirin şirin evler. Evi görebilir misiniz? Ne kadar güzel. Oyuncak evler gibi. Sabriye ablamız da burada köy ürünlerini satıyor. Doğal kozalak reçeli var, incir reçeli var. Ne reçeli? Kozalak, çilek reçeli, erik, marmeladı, ayva reçeli. Ondan sonra burada üvez yaprakları var. Isırgan tohumu. Evet. Civan perçemi var. Tavşan kirazı. Bu tavşan kirazı nedir ya? Onlar kırcal damarları sertleştirir. Varislere, bel ağrılarına. Çay gibi içiliyor. Çay gibi demleniyor. Tabii, kendim de sürekli içiyorum onu ben. Ilamurumuz da var. Evet, ılamur da var. Hepsi bu üvez de mi çay gibi demleniyor? Evet, o şekeri düşürür. Olanın oradaki şeyde dosyada ben 15 sene toptancılara çalıştım. 5 senedir perakende çevirdim. İstanbul'da Atıf Kılıç var, kapalı çarşıda. He? Toptancı. Ona veriyorsun? Ondan bak, çocukları büyüttüm. Yalova'da Sami Öztürk'te, Bingöl'de Ecun fabrikasına. 15 yıl çalıştım ona. 5 senedir perakende çevirdim. Şimdi iki tezgah burada, bir tane de yine adaya atıyor. Peki bu ısırgan otu? Bağışıklık ısırgan tohumunun tepelerinden olur. Onu kurutuyor musunuz? Tabii kurutursun. Onun tadında onu yemeklerde yani balla, yoğurtla yiyebilirsin. Tüm hastalıklar için. Yemeklere de karabiber gibi atabilirsin yani. Çocuk yesin diye ama tadında hiçbir şey yoktur. Peki biz o ısırganı topladığımız zaman tohumlarını nasıl kurutacağız? Sertlenmiş kurutacağız. Gölgede. Gölgede kuruyacağız. Güneşte bir iki saat önce gölgede. Bütün bu bitkiler hep böyle gölgede mi kurutmak gölgede lazım? Burada bir iki saat seriyorsun, ondan sonra bu evin içi yaprak doludur benim. Bunları sen mi topluyorsun? İşim toplar, ben kurutuyorum. İşiniz toplar. Yani. Hepsi bu şeyden tabii, hep çevreden. Hepsi buradan, hepsi oradan. Yani güzel bir şey ya, vallahi. Bunlar, bu reçelleri de kendiniz yapıyorsunuz. Kendiniz. Yaban mersini yemiş miydi orada? Yaban mersini? Güvenli yediniz. Güvem eriği. Taneliler. Çakal eriği diyorlar. Çakal eriği. Biz gelenler yaban mersini der, biz güvem deriz ona. Yok, o yaban mersini değil ama. Değil, ben biliyorum yaban da. Yaban mersini başka. Gelenler ona yaban mersini der. Yok, onlar bilmiyorlar. Deriz. Yok, güvem. Bilmediği güvem. İçin biz güvem deriz. Yok, onlar doğduğumuzdan bilmiyor. Beri öyle biliriz onu. Yok, onlar bilmiyor. Evet. Siz buralısınız? Buralıyız. Doğma büyüme buralı. Burada okul yok. Var. Yukarıda var da talebi olmadığı için taşımalı adaya. Taşımalı he. Nereye gidiyorlar? İğneada'ya mı? He. Evet. İğneada'da yakın ya. Bahçe de orada. Ne var burada, bahçede? Biberi, domatesi, fasulyesi. Dolundan. Bir bahçeye bakalım şöyle. Bu ev sizin. Bu ev kimin bu ev? İnternette var biliyor musun? Evet, bu ev şeyde sahibi öldü ama kardeşleri kimi? İzmir'de kimi? Şeyde bak, bu maşinkanın üstünde reçeli yaparım. Sobanın üstünde. Ha, kuzine de. Kuzine de. Oo. Tamam, onun üstünde yarın yapacağım bu böğürtlenleri. Bugün bıraktım. Burada sobada, evet. Kuzine de reçeller yapılıyor. Tabii burada yapılan reçel. Evet. Yenmez mi? Yenir tabii. Oradan. Vallahi o otlar ne? Nane. Oo. Kendi nanemizi kırıyoruz. Soğanlarımız kendimizden, patateslerimiz kendimizden. Bunlar ne soğanı böyle ya? Mor soğan, beyaz soğan, karışık patateslerimiz kendimizden. Tarladan çıktı. Bunları da satıyor musunuz yoksa? Yok, kışlık hani fazla kışlık. Oldu. Bu sene kurak diye fazla oldu. Lan satılıyor. Satılmıyor değil. Burası da bahçemiz. Evet. Of of of, vallahi ne güzel ya. Bunlar acı biber mi? Acı biber. Bunlar fasulyeler. Bu biberler biraz geç mi olmuş ya? Yoksa burada böyle mi?
şey, fidanları daha erken olur da bizim kış burası serin oluyor. Fidanlar çabuk yetişmiyor. Daha geç veriyor. Evet. Ha. Güzel ama ya. Vallahi fasulyemiz var. Evet. Vallahi burada yok yok ya. Salatalıklara bak. Bu fasulyeler niye? Bunlar kısa, bunlar bitmiş. Bunlar şey, soğanları çıkarttıktan sonra işte. Ha. Burada çilek mi var? Siz kendiniz mi koparacaksınız Medivak dalından, ben mi koparayım? Ya hiç zahmet etmeyin. Hayır. Tamam tamam, ben dur siz kopartmayın. Ay, tamam, görüp koparsın, şunu da var. O çilekler yerli çilek. Annemden daha bir de ormanda olup çilekleri çıkardık, yabani çilekleri buraya. Zaten çilek bir çıktı mı o kendiliğinden şey yapar. Yabani yapalım. Çilek ormandan çıkarıldı, buraya ekildi. Tamam. Bunlar barbunya fasulyesi, bunlar öbür türlü uzun fasulye. Bunlar ne? He? Bunlar? Bamya. He, bamya. Bak, bamya hiç görmemiştik ya. Evet. Bamya. He. Bamya bu şekil olur. Böyle ufak ufak topluyoruz onu. Sabah topladım mesela. Bu şekilde. O bamya, tamam. Evet. Sabah toplanır. Tamam. Bunlar patlıcan. Patlıcan. Bunlar patlıcanı tanıyoruz. Domatesi biliyoruz. Evet. Şu arkadakiler sarımsak mı? Sarımsak değil o. Kudret narı. Kudret narı? Evet. Nasıl bu? O, onlar pırasa. Karşıda. He, pırasa. Hangisi kudret narı? Bak. Bunlar mı? Evet. Allah Allah. He, kudret narı. Evet. Görüyorsunuz üstünde meyvesi de var. Evet. Onlar yaprağın altına çekelim işte, şöyle. Onlara bakılıyor. Çocukta gördün ya. Mide rahatsızlığına, egzama yaralarına. He, burada birebir... burada oluyor yani kudret narı. Tabii tabii tabii. Burada salatalığımız var. Evet. Oh oh. Kopar dayı. Vallahi bir tanesini kopardık. Kopar, ben kopardım. Üstüm, siz kendiniz de kopar arkadaşlar. Bak, yok yok, tamam var. Tamam. Kopar, yok, ablam, yok, kopar. Yok, bir tane yeter. Al al. Olsun, al bunu da. Olsun. Rica ederim, ne demek oluyor. Bak yukarıda da var. Dur yok yeter. İki tane yeter. Burası böyle. Vallahi bahçe güzelmiş. Bunlardan toplanıyor, turşu yapılıyor. Sabah topladım küçüklerini, küçük küçük turşularımız satılıyor. Tamam. Bir daha. Hop, ama. Al bunu da elinle. Dur bir dakika, geliyorum. Böyle. Burası da Sisli Oba'nın okulu. Tabii gördüğünüz gibi okul faal değil. Şimdi taşımalı eğitime geçmiş. İğneada'ya gidiyor öğrenciler. Normalde burası Sisli Oba'nın okulu. Şöyle bir çekelim. İşte burada bir sınıf var herhalde. Burada atamızın büstü var. Şöyle. Böyle gidiyoruz. Burada da herhalde öğretmenler odası gibi bir şeyler var. Şöyle gidelim. Burası tabii kapanmış. İşte böyle tuvaletler var, sınıflar var. Burada bir koltuk var. Başka da bir şey yok. Arkadaşlarımız da bekliyorlar şimdi. Kızacaklar bana. Gidelim. Bu da okulun bahçesi. Evet, Sisli Oba köyünün okulunu da gördük. İşimiz bitti. Burada görüyorsunuz bir sürü meyve ağaçları var. Armut bunlar. Elma. Elma burada. Erik var. Bol miktarda erik var. Her yer erik ağacı. Sarı erik var, kırmızı erik var. Bir köy ziyaretimiz daha burada. Elma ağacı, armut ağacı. Başka köylerde, başka yerlerde, başka hikayelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bizi takip etmeye devam edin.